Evet, bana bu şansı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer birkaç dakika fazla konuşabilirsem kusura bakmayın. Ben tabii Kıbrıs'a gittiğim zaman bütün içimde olan arzu Londra'da doğan çocuklarımızın eğitimi ve onların istikbali için ne yapabiliriz düşüncelerini taşıyarak gittim. Ve orada ilk önce Eğitim Bakanı ile görüşmek istemiştim. Fakat bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta her 3 ayda bir hükümet değiştiğinden dolayı ben bakanımızı bulamadım. Onun için düşündüm, tartındım ve Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla randevu alıp 45 dakika görüşme yaptım. Ve burada çok önemli konular üzerine görüştüm. Ve burada ilk defa olarak bu kadar derneğin önünde fırsat buluyorum size bilgi verebilmek için. Yani ben bu işi yaparken kendim için yapmadım. Çocuklarımız için ve eğitim için yaptım. Onun için yani kusura bakmayın birkaç dakikanızı alıyorum. Konu ne? İngiltere'de her zaman konuştuğumuz gibi iki okulun açılması. Bir güney bir kuzey. Tam 40 senedir ben eğitime hizmet veriyorum. 40 senedir bu odalarda cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız buraya geliyor. Aynısını söyledim orada da. Ve buralarda bize söz veriliyor. Ve maalesef çocuklarımızın eğitimi için kale alınmıyor. Ve bu binalar hala daha olmadı. Ben orada öneri söyledim. Önerimlerden biri cumhurbaşkanımıza aynen şöyle. Siz bu memlekette vecislerinizi, paralarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne alıyorsunuz. Onun için zannedersem Kıbrıs'taki Türk, oradaki Cumhuriyet maalesef buraya bir okul yapamayacak. Biraz önce Çetin Bey'in dediği gibi unutun orayı dedik. O halde ne yapmamız lazım? Türkiye Cumhuriyeti ile beraber bu konuları oturup görüşeceksiniz ve şu anda 400 bine yakın Kıbrıs Türk'ü, 400 o kadar da Türkiye'li vatandaş bu memlekette yaşıyor ve bu çocukların bir okulu yoktur. Tamam mı? O halde dedim neden siz Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla görüşüp Londra'da bize iki okul açamaz mısınız? Kocaman Türkiye Cumhuriyeti burada bir okul alamaz mı? Bir yolunu bulamaz mısınız? Ben dedim bir hiçim. Ben tek bir adam olarak sizden rica ederim. Çocuklarımıza lütfen sahip çıkınız. Çünkü burada insanlarımız da hatta Kıbrıslı Türkler de, Türkiyeliler de buradaki okulların nasıl döndüğünü, değirmenin suyu nereden geldiğini kimse bilmiyor. Arkadaşlar, okullarımız kapanmak üzere. Bunu samimiyetle söylüyorum size. Bugün pandemiden dolayı online 200'e yakın talebemiz 70 talebeyle online ders veriyor Honca Atatürk Okulu. Ama yılbaşından sonra okullar tekrar yüz yüze açılacak, tamam mı? Kira ne kadar? 600 pound 4 saat için. Sevgili arkadaşım, Sevtab Hanım'ın okulu Ali Rıza Değirmencioğlu. 600 pound. Southgate Atatürk Okulu 500 pound. Bunlar 3-4 saat için haftada bir defa. Tamam mı? Bunu bilen var mı? Hepiniz biliyor musunuz? Birçoklarınız bilmiyor. Biliyorum. Biliyorsunuz. Okey tamam. Neden konsey olarak ve bütün dernekler olarak bu memleketteki efendim ticaret odaları, bu memleketteki efendime söyleyeyim akauntanların yaptığı dernekler, doktorlar, muhasebeciler, mühendisler dernekleri nerede? Neden bir araya gelip de çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmüyoruz? Çok mühimdir. İşte bu, bir dakika ben. Hayır, işte parantez açayım. Bir dakika devam edeceksiniz ama bir dakika bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti ile vakti zamanında Turgut Özal zamanında sakin. Evet. Onları biliyoruz efendim. Ben o hikayeleri çok da geçtim. Ben şimdiki zamana bakarım sayın doktor. Ve hiçbir şey yapılmadı. Hiç o eski hikaye unudu. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi. Planlar nasıl olacak? Burada bir konsey, sayın başkanımızdan rica ediyorum, yeni başkanımızdan bir kurum kurulacak. Burada oturacaksınız. Eğitimcilerle bir araya geleceksiniz, okul başkanlarıyla. En mühim eğitim. Ve elçilik de gelsin. Herkes gelsin. Türkiye eğitim ateşesi, KKTC eğitim ateşesi gelsinler, otursunlar, dertlerimizi dinlesinler.
Çünkü biz dertlendik. Biz hayatımızı verdik. Onun için biz sizden bunu istiyoruz. Eğer fazla isterseniz başka zaman tekrar buluşalım, tekrar görüşelim. Bu konuyu lütfen alınız. Ama o toplantıda da bana Cumhurbaşkanı ne dedi biliyorsunuz? Sayın Muhtizade oradaydı. Lütfen beni gidin EİÇ'ye, TC elçiliğine, randevu alın Türkiye Büyükelçisi'nden, gelsin Cumhurbaşkanlığına ve orada görüşelim ve bu konuyu konuşalım. Çünkü çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanım bunu söz verdi. Ama ben 3 ay sonra Kıbrıs'a gittim ve tekrar telefon ettim. Gitmedim. Tekrar rahatsız edeyim. Telefoniyen Hakkı Bey'e konuştum. Ne oldu Hakkı Bey? Ne oldu bizim konu? Türkiye'ciyim görüşüyoruz. İnşallah bir şeyler yapacağız. O dedim efendim bu iş böyle olmaz. Lütfen bize cevap verin. Ne yapıyorsunuz? İşte onun için bu şekilde çalışacağız. İsteyeceğiz. Vermez derse sesimizi yükselteceğiz. Başka türlü olmaz. Kulakları duymaz. Duymayan da duyuracaksın efendim. Duyuracaksın. Neyse çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fazla başkanı da aldım.